Melike, sen düşündün mü bu evden kaçacağını Rabia'nın? Hayır, hiçbir şekilde düşünmedim. Öyle bir şey de söylemedim. Ellerine sağlık öncelikle. İddialıydın zaten. İddialı olduğunu, icraatını bu evde göstermeni bekledim. Göstermeni bekledim. Peki karşıladı mı beklentini? Çok değil. Çok değil. Aynen. Çünkü şu yüzden... Çünkü camla... mutfakta yalap şalap çalıştığını düşünmüş. Rabia, evet, mutfakta evet, yalap şalap mı çalıştın? Neden öyle düşündün? Şöyle, mutfakta camı silmedin. Dolapları sildin. Bulaşık makinesi, buzdolabı. O cama ben yetişemezdim. Zaten benim tavanım o kadar yüksek ki buranın örümcek tamam, ağlarını alırken tamam. Bile büyük merdiven vardı ama ben 1.40'lık bir kadınım mı? Yani oraya nasıl yetişebilirdim? Mutfağını aldın mı? Yok, almadım mutfakini. Onlar kalmış zaten. Başından beri buna takılıyordum. Buradan dolayı mı yalap şalap çalıştığını yok, düşündüm? Hayır. Tek o değil tabii ki de. Dolapların içlerinde, mutfak dolaplarının içlerinde hala sular vardı. Sanırım en son tekrardan girmişsin. Ben orayı yıkamadım. Sadece bezle sildim, kuruladım. Su olacak hiçbir şey yoktu. Yok, gerçekten vardı. Üstü elimi değdim, ıslandı üst dolap. Buzdolabının da kenarlarında halen lekeler vardı. Tam anlamıyla çıkmamış. Peteğin temizliğini çıkarmışsın, yapmışsın ama halen kenarlarında da o lekeler peteği, vardı. O peteği eğer ince bir detaya girseydim ben o peteğe bir saat uğraşmam lazım. Çünkü içleri böyle pamuk bağlamış o peteğin. Eğilip baktıysan bunu da görmüşsündür. İçlerini demiyorum ben, üstündeki teli diyorum. Üstündeki telini de yıkadım kremledim. Onda lekeler kalmış, onu söylüyorum zaten. Yani yaptığın yerler tam anlamıyla olmamış. Yani ben elini senden... sürdüğü yerleri parlatamamış mı? Parlatamamış, yani ben onu göremedim. Bekliyordum yani Rabia çünkü iddiasıyla buraya geldiği için elini hepimiz değdiği iddialı yerlerin, geldik ya buraya. Tabii ki ama sen başından beri çok böyle evet, söylediğin ettiğin evet. için icraatında da bunu görmeliydik. Elin değdiği yer parlamamış tam anlamıyla. Mutfakta... Elinin değdiği yer parlamamış diyor. Bence üç parladı. Tane beyaz eşyanın tezgahın alt dolabı. Evet. Sence bulaşık de parlamadığını beğendi. Düşünüyor musun? Hayır, ben kesinlikle düşünmüyorum. Bulaşık evet, makinesini çok beğendi. Arkadaşın parlamadığını söylüyor. Ve şu anda ekranda izleyenler de acaba parlamıyor mu diyor. Bence parladı, onun düşüncesi. Artık neyle baktıysa, nasıl baktıysa. Ya ona yani, baktım ben. Bir şey söyleyeyim sana. Böyle bir evden, benden ince böyle nasıl... Ona sana... da değineceğim. Ona da değineceğim. Bitireyim. Mutfakta bulaşık makinesini beğendim. Onu da zaten açtığın zaman alt taraftaki yer beyaz yani temizdi. Ocağı Kadir sildi zaten. Buzdolabı... Bulaşık makinesini kim yaptı? Bulaşık makinesini Kadir yaptı. Ben yaptım. Kadir ocağı da Kadir yaptı. Ocağı da Kadir Bey yaptı. Evet. Çamaşır makinesini de Kadir evet. Bey yaptı. Evet. Sen ne yaptın? Dolapları buzdolabı sildi. Buzdolabı. Tekrardan fikrim değişti yani bulaşık makinesinde Kadir yaptıysa eğer. Mutfak dolapları, buzdolabı, petek zaten tam anlamıyla olmamış. Örümcek ağları peki da nere olmamış. Peki nereye olmuş mutfakta? Gördüğümü söylüyorum ben. Başka hiçbir şey yok burada. Bunları yaptıysan sadece çok süre harcamışsın mutfakta. Mutfağımı gördün mü sen benim? Gördüm. Mutfaktaki o kalabalığı, benim mutfak lavabomdan sular akıyordu ya. Tamam, evet, ben onu çöpmezde bezle. Ben söyledim. Şöyle dağınıklığı öncelikle toplasaydın. Bu önemliydi. Sen bana sadece bir tane çiçekle çok ama benim tezgahımın o tarafı boştu zaten. Oradan silip gelip zaten su geliyordu. Ben onları olmasa toparladım. Ama sildim çıktı. Zaten çok dağınık, çok pis. Senin iyi bir temizlik yapabilmen için bütün dağınıklığı almam ben onları, lazımdı. Sana bir şey diyeyim mi? Bak biz burası bizim evimde yaptığımız temizlik gibi değil burası. Bak ben evimde yaptığın zaman tabii ki toparlama ama benim orası gördün değil mi? Benim oramı toparlama benim yarım saatimi alacak. Dedi 20 dakikamı alacaktı benim o eşyaları çıkarmam etmem. Tamam 20 dakikanı alsın. Dolapları yaptın, buzdolabını yaptın. Gerisini Kadir yaptı. Evet. Yine aynı sürede çıkabilirdin. Çıkamaz. Benim tuvaletim vardı, burası vardı. Yani kapılar benimki girdiğin zaman bak kaç tane kapı var benim. Ben çelik kapıya kadar silmişim. Çelik kapılar var. Hocam da şeyler var nasıl ya? Çelik kapılar da bakıyorum iç tarafını buraya bakıyor diye bak. Bakan kısmını. Tamam mutfakta zaten söyledim söyleyeceğimi. Banyoda da geldiğimde fırçayla direkt fayanslara dalmıştım. Yok önce klozete girmiştim. Önce klozeti yıkadım. Klozetten sonra geldiniz. Evet. Tamam klozet güzel ona bir şey demiyorum. Ellerine peki, sağlık. Peki klozetin ilk halini herkes gördü mü yani? Evet evet. O ne halde olduğunu. Çok kötüydü zaten. O konuda hiçbir şey diyemem. Klozet çok güzel. Ellerine sağlık. Teşekkür fayanslara ederim. Girdiğinde duvarlara yaparken aşırı zaten en başından beri heyecanlıydı. Öncelikle onu söyleyeyim. Onu da sana korku da yapmış. Evi de zaten gördüm. Gördün iyice stres basmış korku seni. Korku değil nasıldı biliyor musun? Bak şimdi siz bu evde şöyle bir şey istiyordunuz. Yani her elime attığım şey temiz olsun. Şimdi siz onu bekliyordunuz benden. Bir dakika. Bende de onun stresi vardı tamam mı? Hani ama şöyle, olur olmaz. Senden bekliyorduk biz temizlik bekliyoruz. Herkesten beklenildiği gibi. Ev olarak ayırt etmeye gerek yok. Herkesin evi pis. Yani bu evin ayrıca bir özelliği yok. Bence bunun vardı. Arkasına sığınma.
Bence herhalde vardı. Aynı pislik. Bence vardı. Bir şey diyebilir miyim sana Melike? Bak şimdi senin evinle benim evimi gerçekten kıyaslayabilir misin? Bak kıyaslama yapacaksak ben konuşayım. Kocaman camları parlattım ben. Evet, kocaman camlar. Peki benim ev, bu evimle senin evin bir yani. Öyle mi? Senin banyonla benim banyom bir. Benim yaptığın yaptığı şu anda Melike, hiç kesinlikle değil normal Melike. Normal bir ev çıksaydı bir şeyin arkasına sığınamayacağı için işi fiyasko mu olacak? Yani evin yani şimdi başka yani bir şimdi evde şimdi burada bir yeri yapamasa da evim kirli deyip çıkıyor işin içine. Evet. Ondan aynen. Bunun arkasına sığınıyor. Bunu savun. Ben hiç arkasına sığınmıyorum. Ben yaptıklarım hepsi bak göz önünde. Bu şekilde savunuyorsun ama hiç sen kesinlikle sadece. Sığınmıyorum. Tamam ben banyodan devam edeyim. Fayansları yaparken zaten bir dalmışsın ki yani öyle böyle değil. Araba yıkıyorsun sanki. Örümcek falan. Yavaşlasam mıy yıkıyor demiyorum. Neden ya, peki? Dalmışsın yani. Tamam dalmışım haldır ne güzel çünkü ben yapıyorsun. Salona girmeden ben banyoya girdim. Tamam da haldır uldur iş yapıyorsun. Ben öyle yapıyorum demek tamam, ki. Tamam fayansları fırçalarken neden örümcek ağlarını almadın? Fayanslarımı zaten orada yıkayıp inecektim. Orayı alırken aşağı alıp indim görmedin mi? Hayır. Yok. Örümcekler hala var. Bakalım. Ben banyodakini gayet hepsini elimden peki, geldiği kadar aldım. Banyoya genel olarak girdiğinde şu anki banyo gözüne nasıl geliyor? Ya ilk halinden tabii ki de iyi. Banyoda kendini göstermiş. Sonra bir şey diyemem. Yerleri sen süpürüyordun. Camını silecek misin dediğimde benden onu da mı bekliyorsunuz? Ama bu dedin. Vardı çünkü benim masam vardı. Ünite sehpa, iki dolap. Sehpalar vardı. Benimki kaç taneydi yani? Sehpalar vardı. Sehpalar. Senin sehpalı tozu alınmamış bir şey diyebilir miyim sana? Senin sadece şey vardı. Vitrinin vardı. Kadir zaten senin de koltukları olsaydı camı sildin, orayı sildin. Başka ne sildin? Başka ne sildin? Şimdi ben anlatayım mı? Benim günüme dönecekse ki ben yok, anlatayım hiç yani. Hiç camı da sildi. Sildim. Dışarısını sildikten da sildim. Sonra camı beğenmedim. Ama sildi hala, yani. Tamam belli oluyor ama kenarlarında hala var. Sildiysen keşke tam anlamıyla silseydin. Son onu kaç dakika kala son sildim biliyor musun? 5 dakika kala sildim onu. Sen konuşma günü diye sildim o camı da. En azından bezde yedirim diye sildim orayı biliyor musun? Ama öylesine yapmışsın. İşte bezde. Silmek için mi silmiş? Evet. Ama sildim elimden geldiği kadar. Söylüyor hayır. O zaman seni kahretmesin. Hayır sildim yani. Ya bu işi öyle anlatırmayın. Ya da sildim yine sildim yani. Sırf senin ağzını kapatmak için sildim. Hayır dedi ya bak gelir gelmez bana dedi ki Kadir hocam camı silecek misin dedi. Ben de dedim ki tamam, ben hocam tamam. Silemem. Ben son sana sildim. Son 5 dakikada sildim. Evet, son 5 dakikada sildim. Bu tatlı cam silmedin. Onu yapmadın, bunu yapmadın. Oraya geçtin zaten. Ünite iki kapaklı bir bak ünite. Bak şimdi bir saniye. Cam silmedin. Onu yapmadın, bunu yapmadın. O yapılmayan o bu ne? Senin yaptıkların. Bulaşık makinesi. Ben tamam ondan beklerdim. Çünkü benimkini beğenmişti. Ocağı da yapmadı. Buzdolabı zaten lekeler var. Dolapların içlerinde de sular kalmış. Üstünün de tamamlamış. Hiçbir şey olmamış yağını yani almamışsın. Hiçbir şey olmamış mı? Belki puanını ver. Senden puanını yoksa puanını bir yoruma sen yapacaksın. Bundan daha farklı bir şey bu mu yani? Bu ama evin hakkı farklı bu mu? Senin kesinlikle ben bunu kabul etmiyorum. Kesinlikle. Bu evin hakkı bu değil Melike. Kesinlikle senin değil. İddian biz hepimiz iddialı tamam geliyoruz. Da, sen de iddialı geldin. Senin konuşmaların hayır, neydi konuşmalarım tamam, neydi? Söyler misin bana? Tam o kadar sözlerin, lafların, girişin bunların tamam, karşılığını ben tam olarak temizliğinde alamadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.